İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dersim'de düzenlenecek olan 20. Munzur Dua ve Kültür Festivali iptal edildi. Ruben Safrastyan, Artsakh ile ilgili herhangi bir belge imzalanamaz ve müzakere sürecinden geri çekilinemez. Artsakh ciddi şekilde yaralandı ve iyileşmesi tüm Ermeniler için büyük bir sorun. Bugün Agna Agdam'ın kurtuluş günü. Soykırımın sessiz tanığı, Dersim'in 38 kayalıkları. Türkiye, Kıbrıs'ı 48 yıldır işgal ediyor. Ankara, Ermenistan Cumhuriyeti'ne ön koşulları bir kez daha tasdikledi. Daha önce de belirttiğimiz gibi Batı Ermenistan'ın Dersim'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali yapılacaktı. 20. Munzur Doğa ve Kültür Festivali Tertip Komitesi, Dersim Tunceli Valiliği'nin yasaklarını protesto ederek Dersim merkezde yapılacak festival programlarını iptal etme kararı aldı. Festival için kente gelen binlerce kişi, valiliğin festivale getirdiği kimi yasaklara karşı yürüyüşe geçti. Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Bu festival için esnafımızdan, demokrasi güçlerine kadar herkes çaba harcadı. Bizler, ilin mülk idareleri, kaymakamlar, valiler, belediye başkanları o şehre hizmet eder, tanıtımını yapar. Bu festival ve şenliklerle olur. Bunların yasaklanmasıyla hizmetin engellendiğini Dersim halkı biliyor" sözlerine yer verdi. Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan da Dersim valisine seslenerek "Bırakın bu topraklarda insanlar özgürce sanatını ve kültürünü yaşasın. Bunun ülkeye demokrasi ve laiklik getireceğini söylüyoruz. Biz tüm renklerin, inançların bir arada yaşamasını isteyen inanç örgütleriyiz. Bu çalışmayı organize eden herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Türkolog Ruben Safrasyan, Ermeni-Türk ilişkilerinin gizli taraflarından bahsetti ve Türkiye'nin bu bölgedeki gerçek niyetlerine değindi. Türkiye'nin temel amacı Ermenistan Cumhuriyeti'ni Artsakh'ı bir Azerbaycan toprağı olarak tanımaya zorlamak, ayrıca bölgeyi kontrolü altına almak ve Rusya'yı ortadan çıkartmaktır. Türkiye bu sorunu çözdükten sonra adım adım ilerleyen soykırım meselesinin unutulmasını talep edecektir. Akademisyen Türkolog Safrasyan'a göre böyle bir şeye izin verilemez ve bu durumda Türkiye'nin amacına ulaşmaması için Ermenistan Cumhuriyeti'nin güçlü ve esnek bir diplomasi ile hareket etmesi gerekir. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan sosyal medya hesabı Facebook sayfasında şunları yazdı. "Artsakh ciddi şekilde yaralandı ve iyileşmesi tüm Ermeniler için büyük bir sorun. Tüm Ermeni halkının geleceği Artsakh'ın kaderine bağlıdır. Artsakh varoluşsal tehditlerle karşı karşıya, ancak tüm tehlikelere ve zorluklara rağmen ülkeyi kurtarmak ve güvenli geleceğini sağlamak için tüm olanaklar var. Bu sadece çalışmak için değil, genel olarak hayata vatansever ve profesyonel bir yaklaşım gerektirir. Batı Ermenistan, Artsakh'ta yaşayan halkın yanındadır ve haklarını uluslararası mahkemelerde savunmaya hazırdır." 1. Artsakh Savaşı'nın başlangıcından itibaren Agna Agdam, başkent Stepanakert'i ve çevresindeki yerleşimlerini sürekli bombalamak için Azerbaycan'ın stratejik bir mevzisi oldu. Daha 23 Şubat 1991'de Azerbaycanlılar hiçbir direnişle karşılaşmadan Agdam'da bulunan Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin 4. Ordusu'nun askeri rezervlerini ele geçirdiler. Şuşi'nin kurtarılmasından sonra Stepanakert'in ve Agdam'ın komşu yerleşim yerlerinin güvenliğini sağlamak için Artsakh öz savunma güçlerinin görevi, düşmanın düzenli olarak Ermeni yerleşimlerini bombaladığı yer olan Agdam'ın askeri üslerini ortadan kaldırmaktı. 4 Temmuz'da Ermeni kuvvetlerinin Agdam'ı kurtarmak için başlattığı operasyon sonucunda Stepanakert, Askeran ve çevre köylere yönelik bombardıman tehlikesi ortadan kaldırıldı. 23 Temmuz 1993'te Agdam çevresindeki köylerle birlikte Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun kontrolüne girdi. 2020 yılının 44 günlük Artsakh Savaşı sonucunda Azerbaycanlılar tekrar Agna'yı işgal ettiler.
1990'larda Artsakh'taki özgürlük mücadelesi başarıyla taçlandı. Çünkü askeri moral yüksekti ve düzenli bir ordu olmamasına rağmen gönüllüler kendilerine emanet edilen görevleri o kadar hassas bir şekilde yerine getirdiler ki savaş operasyonları başarıyla taçlandı. İşte o zaman gönüllüler zihnin konsantrasyonunu ve gücün doğru yönünü uyaran Hay Jump adlı Ermeni savaş sanatıyla aktif olarak eğitildi. Batı Ermenistan'daki Dersim'e bağlı Halvori köyü doğal güzellikleri, kayalıkları ve akarsuları ile ünlüdür. Birçok bölge gibi Halvori de Dersim katliamlarında büyük acılar yaşadı. Halvori, Dersim halkı için bir kutsal mekandır. Hava ve kara saldırılarına maruz kalan bu bölge, halk arasında 38 kayalıkları olarak adlandırıldı. Bu vahşi eylemlerin ve insanların katledilmesinin tek nedeni 21 Mart 1937 tarihinde Haydaran ve Demanan aşiretleri tarafından yapılan Pah Köprüsü baskınından sonra içinde Seyit Rıza'nın da olduğu 7 aşiret lideri askeri harekete karşı durmak için Halvori'de Munzur suyu üzerinde yemin ettiği yer olmasıdır. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. 1960 yılının 16 Ağustos'unda uzun süreli İngiliz sömürgesinden sonra Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. Başkanı Başpiskopos Makarios ve başkan yardımcısı olarak Türk azınlık topluluğunun lideri Fazıl Küçük oldu. 1973 yılının ortalarında adada Türk cemaat idaresinin devlet içinde fiili devlet haline geldiği bir durum yaratılmıştı. 1974 yılında 20 Temmuz'da Türk ordusunun Kıbrıs'a işgali başladı ve bunun sonucunda ada Yunan ve Türk olmak üzere ikiye bölündü. Kıbrıs Barış Harekatı adı altında Türkiye, ada topraklarının yaklaşık %37'sini işgal etti ve 1983'te Ankara, yalnızca Ankara tarafından tanınan yapay devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurdu. Kuzey Kıbrıs'ın işgalinden sonra bir dizi Ermeni kültürel anıtı da dahil olmak üzere kültürel miras Türkler tarafından tahrip edildi. Özellikle Kıbrıs'ın kuzeyindeki Makaravan Kilisesi tamamen yıkıldı. Lefkoşa'daki Surp Boğuz ve Surp Harutyun şapelleri Birleşmiş Milletler tampon bölgesine dahil edildi ve terk edildi. Kıbrıs sorunu bugüne kadar çözümsüz kalmıştır. Sorunun barışçıl şekilde çözülmesi ve adanın ikiye bölümünün yeniden birleştirilmesi girişimleri sonuç vermemiştir. Tahran'da Raisi Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından İran tarafı Putin'in ve Erdoğan'ın dikkatini Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarının değiştirilmesinin kabul edilemezliği konusuna çektiğinde Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türk Devlet Televizyonu'na verdiği demeçte Ermeni-Türk sürecinin iki taraflı devam etmesine rağmen aslında Bakü ile her şeyi koordine ettikleri için üçlü bir süreç olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Ermeniler istesin ya da istemesin bu bir gerçek, biz bir millet iki devletiz diye belirtti. Nitekim Ermeni ve Türk yetkililerin ilişkilerin ön koşulsuz çözülmesine ilişkin açıklamalarına rağmen Çavuşoğlu, Bakü'nün talep ve çıkarlarıyla ilgili olarak aslında Türkiye'nin ön koşullarını açıklıyor. Ayrıca bunlar daha geniş bir Türk ön koşulları dizisinin bir parçasıdır. Özellikle Ermeni-Türk Sınır Belirleme Komisyonu'na atıfta bulunarak Türk tarafı 1921 Rus-Türk-Kars Antlaşması'nın Artsakh'ın ve Nahçıvan'ın Bakü'ye ait olarak tanınması da dahil olmak üzere daha geniş bir uygulamayla yenilenmesi konusunu gündeme getiriyor. Batı Ermenistan bu ülkenin 100 yıldır Batı Ermenistan topraklarını işgal ettiğini, yerlilerin kendi topraklarında yaşamalarına ve yaratmalarına izin verilmediğini belirterek Türkiye'nin bu açıklamasını küstahlık olarak nitelendirmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ah Nino adlı eseri sunuyoruz. Yarası gele kaka hop nino can nino faytona tare kara hop nino can nino hop nino nino no saşeçe yesta hurem yarası kepimeçe hop nino nino no saşeçe yesta hurem yarası kepimeçe
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.